devam ediyor şarkıya. Bir anda kesildi. Efendim ikinci sayfadan günaydın. Güzel bir haberle açıyoruz ve güzellerle açıyoruz. Güzelin görüntüsü şöyle bir gelsin de böyle içimizde. Övelim, bir övelim. Haklı evet. Övgüler tabii bunlar. Kesinlikle. O kadar güzel ki efendim hangi halıya koyarsanız koyun. O halıya parlar. Yapışıyor. Yani Met Gala'ya koyun. Oscar'a koyun, Emmy'ye koyun. İstiyorsanız nereye bizim giderse. Evin halısına koyun. Orada bile parlar, ışıldar. O kadar güzel ki. Ne diyelim, Hande Erçel bir dondurma markasının onur konuğu olarak Cannes Film Festivali'ne gitti. Orada güzelliğiyle kırmızı halıyı ağlattı. Orada ışıl ışıl parladı. Dünyaca ünlü oyuncu Eva Longoria'da. Evet. Doğru söyledim. Evet. Eva Longoria'da efendim onun güzelliğine, kusursuz fiziğine kayıtsız kalamadı. İltifatlara boğmuş. Ayaküstü çok güzelsin falan demiş ona. Yani. Ama şöyle seçtiği renkten her şey, saçına kadar her şeyle çok güzel gözüküyor. Çok sade, çok güzel. Yırtmacı, büst yeri, karnındaki açıklık. Çünkü bazen kadınlar çok güzel oluyor. Moda evleri, tasarımcılar onların güzelliğini gölgede bırakan parçalar seçiyorlar. Yani daha önce giydiği kıyafetler de Cannes'da güzeldi, birkaç gündür giydiği. Hakan Yıldırım imzalı bir elbise giymiş. Ama Cannes'a giden güzeller sanki Hakan Yıldırım'la çalışıyorlar. Daha önce Serenay Sarıkaya da Dilan Çiçek Deniz'de onlar da Cannes'da. Cannes deneyimi Hakan olan Yıldırım bir modacı. Çalışıyor. Evet. Ama Cannes'ın tarzını ve şifrelerini çözmüş. Kesinlikle. Öncesinde renk parti ve tarzları, bak parti tarzları hep böyle var. Rengarenk kıyafetler, böyle şeker tatlı tonlarda renklerle elbiseler seçiyorlar. Daha. Sonrasında ise daha koyu. Cannes deyince üçte. Artık aklıma iki isim geliyor. Gülşen, modacı Hakan Yıldırım, yönetmen Nuri Bilge Ceylan. Nuri Bilge Ceylan, doğru evet. Söylüyorsun. Ama güzeller değişiyor. Derseniz ki daha önce giden güzeller de zaten Serenay Sarıkaya ve Dilan Çiçek Deniz, tartışmaya konuşmaya gerek yok güzelliklerini. Fakat sosyal medya gücü en yüksek 30 milyonu aşan takipçisiyle Hande Erçel olduğu için o sosyal medyada daha çok fırtına kopardı. Değil öyle. Mi? 2 saat. Sana şöyle söyleyeyim, Twitter'da 2 gün önceden fanları örgütlendiler. Evet. Saat 14'te, yarın saat 14'te Hande Erçel'i TT yapacağız, ona destek vereceğiz Twitter'da. Aynen. Diye. Aynen, DM'ler doldu taştı. Saat 14'ü bırak, sabah saatlerinde başladı, kadın gündeme girdi, Türkiye gündemine. Evet. Türkiye'nin başka bir gündemi var ama Türkiye'nin o öyle bir gündemine, girdi ki gündemine. Aynen. Türkiye'nin gündemine bu ara bir ünlü olarak girmek için Allah korusun ya pot kırmak, gaf yapmak, onu özellikle bilerek yapan var, bilmeyerek yapan var. Ya da hayatını var. Kaybetmek mi gerekiyor? Ya da evet diyorsun. Öyle bir şey, ya da Hande Erçel olmak gerekiyor galiba. Ya şimdi Hande Erçel biliyorsunuz güzelliğimi değil artık benim yeteneğimi konuşun diyor. Ama onunla ilgili de tek temennimiz şu, inşallah birkaç yıl sonra onun böyle altın palmiye adaylığını konuşuruz. Hadi altın palmiyeyi de bıraktık. Altın portakal da olabilir. Altın koza da olabilir. O adaylıklarını konuşuruz inşallah ama evet. Şimdilerde tek konuştuğumuz kusursuz güzelliği. Kusursuz güzelliğe dair bir şey söylemek istiyoruz. Güneşin Kızları dizisinde hatırlıyorsanız daha yuvarlak hatları vardı. Evet. Hafif daha balık etliydi. Sosyal medya baskısıyla beraber zayıfladı, zayıfladı. Kıza bazlama diyenler oldu. Davalar açtı falan. Kız inat etti, hırs yaptı ve bütün kilolarından kurtuldu, bir model kıvamına geldi. Bakınca böyle bir Kendall Jenner gibi görüyorsunuz. Ama Hande'yi şuradan uyarmak istiyorum. Çok sınırda artık zayıflığı. Daha evet. da kilo vermesin, buralarda kalsın. Özellikle diz kapakları evet. ve alt bacakta. Evet, ayaklardan böyle kemikler görünmeye başlamış. Belki zor zamanlardan geçti. Ben de onu düşündüm acaba onun sıkıntısı olabilir. Çünkü insan çok üzüntülüyken kimi kilo alıyor, kimi de bir evet. şekilde alamıyor. Ama Hande Erçel'i şu haliyle, şu formuyla alın. Türkiye Güzellik Yarışması'na koyun. Derece birinci rahat olur. Yıllar önce katılmış, hani çok iddialı olmayan bir derece almış falan filan ama geldiği nokta artık böyle yukarısı. Tap noktada evet. artık. Bir kadının yani. Da tabii ki en güzel yaşlar işte 29, 30, 30 küsürler ama ben Hande'nin yaş aldıkça daha güzelleşen kadınlar grubunda olduğunu düşünüyorum. Hani var ya öyle Gülşen, yaş aldıkça daha yakışıklı olanlar ve daha güzel olanlar. Yani gençliklerinden çok daha oturmuş şimdi bir güzelliğe sahip olanlar. Hande o gruptan. Bakın yanında Hollywood yıldızı Eva var. Eva'yı bile
Güzellikte? Ya, tam onu diyecektim Müge, sen de o hataya düştün. Hadi bak, yarıda bıraktım. Eva şimdi 48-49 yaşında kadın. Evet. Yani bir tarafta 20'lerinde bir kız olsun. Var, 28 yaşında bir kız var. Yani Eva da şimdi çok güzel, o da 20'lerinde çok güzeldi. Şu an geldiği yaşta da çok güzel gözüküyor. Dün de tam sana söyleyeyim mi? Eva Longoria'nın bir filmi var. Yani ben bir filmini izliyordum. Umutsuz ev kadınlarıyla tanınıyor zaten. Değil, başka, evet, başka bir filmini izliyordum. Böyle siyasi gerilim falan öyle bir şey izliyordum. Orada tahminimce Hande'nin yaşlarında diye düşündüm. Evet, hani böyle 29 güzel falan. Yani. Hani güzel de. Şimdi daha güzel ama. Şimdi daha güzel ama gene de bir Hande'nin havası o yaşlarda. Yani karşılaştırmamız gerekirse yok. Hande... Bir de önüme... Gece vakti uyku kaçınca bir sürü bir şeyler düşüyor. Ya şey düştü, kel alaka diyeceksin ama Cher, dünyaca ünlü şarkıcı Cher 77 yaşında. Değil mi? Hiç diyor bakmıyorum kimliğime. İşte, o da oranın süperstarı. Pardon? O da oranın süperstarı. Fizik ne kadar güzel. Solda sıfır bırakır ya, bir mucize ya. Çok iyi, hala çok iyi. Yüzü de çok iyi gözüküyor. Kendine bakarsan genetikte bir şansın varsa tamamdır. Kurtardın şimdi, paçayı demektir. Hande... Öyle değişik bir yüz hatları olan, değişik bir güzelliği olan kız ki. Yani hani biz hep böyle Hollywood sayfalarına baktığımızda evet. Öyle ışığı olan kızları görürüz. Işıklı. Biraz önce de söylediğim gibi. Hande'yi al, Oscar'da kırmızı halıya koy, yakışır. Batmaz. Emmy'de koy, batmaz. Bazıları batıyor. Tabii bazıları diyorsun ki... Ya, kırmızı halıda ne işi var bu kızın diyorsun. Yani kendi evinde bir, halıda yürüsün aynen, diyorsun. Ünlü bir modacı da giydirse. Olmuyor. Dünyanın o sonradan en gelmiyor sana. Önemli markalarını tak. Aksesuarlarını tak. Onlar sana sponsor olsun. İtalyan moda evi, Fransız moda evi. Yok, olmayınca olmuyor. Şimdi üç güzelimizi de bir yan yana getirelim. Dünyaca ünlü o dondurma markası. Daha önce onur konuğu olarak Dilan Çiçek Deniz'i, Serenay Sarıkaya'yı Cannes Film Festivali'ne götürmüştü. Onlar da renkli kıyafetlerle değil mi böyle kırmızı halıda arıza endam etmişlerdi. Bak işte dondurma, şeker falan insanın aklına bunları getiriyor. Evet. Yazı getiriyor yani. Şimdi bu üç isimden size de soralım. En şık, en güzel, en havalı hangisi? Evet, üçü de bir kere çok güzel. Üçü de bir kere çok popüler. Dizilerin başrol oyuncuları, sadece dizilerin değil reklam filmlerinin de yıldız isimleri ve çok para kazanan isimler bunlar. Onun da altını çizelim. Bu üç isimden bir tanesi tek bir farkla öne geçti. Tek bir farkla. Ne bu biliyor musunuz? O dünyaca ünlü dondurma markasının global bir Instagram sayfası var. Orada sadece Bella Hadid'leri görebilirsiniz. Kendall Jenner'ları görebilirsiniz. Lopez'leri görebilirsiniz. Hep yabancı yıldızları görebilirsiniz. Türk yıldızları genelde sayfasında kullanmıyor. Bakın kimi kullandı biliyor musunuz? Hande Erçel'in fotoğrafını post olarak sayfasında paylaştı. Bir tek Hande Erçel'i. Serena'yı paylaşmamıştı. Dilan'ı paylaşmamıştı. Peki sen şunu, bir tek Hande'yi paylaştı. Peki sen şunu düşün. Üçü de biz yaptığımız sayfada ya da diğer sayfalarda zaten takipçi sayısı 30 milyonun üstünde. Bir Hande'nin sosyal medya gücü var. Dilan çok güzel bir kız. Serenay hem çok güzel hem çok yetenekli ama Hande kadar bir güçleri yok, yok şeyde. Hayır. Sosyal medyada. Sosyal medyada. Bir şey yükledikleri zaman aldıkları yorumdan falan görüyorsunuz. Ya da şöyle daha açık konuşalım. Biz bir haberlerini koyduğumuzda aldığımız şeylerden, yorumlardan, like sayılarından hemen ortaya çıkıyor. O marka da biliyor ki Hande'nin çok daha güçlü olduğunu. Kendi sayfasında da o kadar takipçi yok bu arada. Evet. O dondurma markasının. Tabii. Şimdi kim durup dururken dondurma markasının şeyine girsin ki? Ancak işte bir güzeller müzeller paylaşınca bu. Bu üç isme baktığımız zaman uzun süredir zaten bir Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yarışı var. Sosyal medyada da yarıştırılıyor. Genelde aynı kıyafetlerle pişti oluyorlar. Kime daha çok yakışmış? Ya da dans ediyorlar, hangisi daha iyi dans ediyor? Ya da hangisi daha güzel şeklinde anketler? Bakın, hangisi daha iyi oyuncu anketi yapılmıyor onlarla ilgili. Hep böyle güzellik üzerine anketler yapılıyor. Kimi zaman Serenay öne geçiyor, kimi zaman Hande öne çünkü geçiyor. Çünkü oyunculuk dersen tamam, şimdi orada kaybedecek. İşte onu söyleyeceğim. Ha. Şimdi bize sorarsanız, ben kendi kişisel fikrimi söyleyeyim. Güzellik...